İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş. Gündem Özel programıyla sizlerle beraberiz. Bugün yine Takas Bank'tan bir konumuz var. Emre Koç Bey bizlerle beraber olacak. Saklama ve Kolektif Yatırım Kuruluşları Bölüm Direktörü kendisi. Bugün özellikle bireysel emeklilik sistemi ve son dönemde tekrardan gündeme gelen BEFAS sistemiyle, daha önce biliyorsunuz TEFAS vardı. Şimdi bireysel emeklilik fonlarını bulma sistemiyle ilgili gelişmeler var. Bunların üzerinden detaylandırıcı bilgiler vermeye çalışacağız. Sizi aydınlatmak için elimizden geldiğince konuları açmaya çalışacağımızı belirtelim. Efendim Emre Bey, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Cenk. Takas Bank şu anda çok önemli görevler üstlenmekte. Birçok noktada yatırımcıların varlıklarını koruma noktasında hizmet veriyor. Saklama işlemlerini gerçekleştiriyor. Şirketlerin yine birçok varlıklarını, hisse senetlerini saklanmasından tutun. Bireylerin kendi yatırımlarını, hatta birçok noktada işte taşıt takastan tutun tapu takasa kadar birçok noktada destek verdiğinizi biliyoruz. Burada da bireysel emekliliği bugün masaya yatıralım istedik. Bireysel emeklilik sistemi nedir? Bireysel emeklilik sisteminde Takas Bank'ın rolü nedir? Bunları biraz bize açar mısınız? Tabii. Teşekkür ederim Cenk Bey. Öncelikle bu programı bizleri davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sizi burada ağırlamak bizim için şereftir. Estağfurullah. Biz tabii Takas Bank olarak bu tür programlara katılımcı olmayı çok istiyoruz ve önemsiyoruz. Çünkü Takas Bank'ı sektörü profesyoneller çok iyi tanıyor ve biliyor. Ama biz halkımıza, vatandaşımıza dokunduğumuz noktalar sınırlı sayıda olmasına rağmen burada da bilinirliğinin ve tanınırlığının artmasını istiyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin herkes tarafından ulaşılabilmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu program bizler açısından oldukça değerli. Ben görevim icabı Saklama ve Kolektif Yatırım Kuruluşları Bölüm Direktörlüğü yapıyorum. Halihazırda Takas Bank nezdinde saklanan emeklilik fonları, kaydı saklama hizmeti verdiğimiz diğer kolektif yatırım kuruluşlarına dair saklama hizmetleri bölümümüz bünyesinde gerçekleştiriliyor. Tabii bireysel emeklilik sistemi ve BEFAS bugünkü gündemimiz. Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili olarak malumunuz dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu ekonomik tedbirler kararları çerçevesinde yeni bir kararda alındı. Halihazırda var olan devlet katkısı tutarı %25'ten %30'a çıkartıldı. Evet. Bununla ilgili detaylı bilgilere daha sonra yer veriyor olacağız ama öncelikle bireysel emeklilik sisteminin önemi nedir? İzniniz olursa hane halkı tasarrufları, bireylerin tasarruf yapmasının önemleri nelerdir? Bunlar hakkında bir iki bilgi vermek isterim. Tabii bir hanede yer alan tüm bireyleri kapsayan hane halkı tasarrufları ülke tasarruflarında büyük bir kısmını oluşturuyor malumunuz Cenk Bey. Dolayısıyla ülke açısından yapılacak büyüme, kalkınma, yatırım hamlelerinde bireylerin yapmış olduğu bu tasarrufların değeri ve önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Bireyler açısından tasarrufun en önemli amacı emeklilik dönemi geldiğinde çalışırken sahip oldukları refah seviyesini emeklilik döneminde de sürdürülebilir kılmak. Tabii mesela 10 bin lira maaşla çalışıyorsunuz, emekli olduğunuzda belki maaşınız 6 bin liraya düşüyor, 5 bin liraya düşüyor. Anda aradaki marjı tamamlamak için burada bireysel emeklilik sisteminin devreye girmesi bekleniyor. Bravo, aynen öyle dediğiniz gibi. Dolayısıyla bireysel emeklilik sistemi burada devreye girmesi gerekiyor. Halihazırda var olan sosyal güvenlik sisteminin aslında bir tamamlayıcısı bireysel emeklilik sistemi bu açıdan baktığımız zaman. Tabii ülkemizde bireysel emeklilik sistemi ve tasarrufların tabii gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yıllara sayrı olarak bu ciddi artış göstermekle beraber son yıllarda çok daha fazla ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii burada tüketim alışkanlıklarının fazla olması ve finansal okuryazarlığın belki istenilen seviyede olması bugüne kadar bu anlamda tasarruf birikiminin ve emeklilik sistemi büyümesinde belki zamana yaygın olarak uzamasına sebebiyet verdi. Tabii bu sadece ülkemizde değil, uluslararası ekonomilere baktığımız zaman da, diğer dünya örneklerine baktığımız zaman da özellikle son 30 yılda ciddi bir gelişim gösterdiğini görüyoruz. Burada kamusal emeklilik sistemlerinin özel sektöre kaydığını, otomatik katılım sistemi gibi sistemlerle bunların desteklendiğini görüyoruz. Ülkemizde bireysel emeklilik sisteminin hani tarihçesine bakacak olursak, ülkemizde 2003 yılı itibariyle fonların kurulmasıyla beraber bireysel emeklilik sistemi devreye alınmış oldu. Daha öncesinde sigorta şirketleri biliyorsa hayat sigortası tarzında şeyler vardı. Emeklilik sistemleri, yaşa bağlı gibi, isteğe bağlı sigortalar gibi şeyler vardı. Onlar bir anda değişim göstermeye başladığını gördük. Aynen öyle Cenk Bey. Orada bir değişim söz konusu oldu. 2003 yılı itibariyle bireysel emeklilik sistemi kavramı ülkemizde ortaya çıktı.
Tabii ortaya çıkmasıyla beraber işte emeklilik şirketleri, mevcut az önce ifade ettiğiniz gibi hayat sigortası yapan sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri de kurdular, dönüştüler. Ülkemizde hali hazırda var olan 15 tane emeklilik şirketi var. Bu dönüşümle beraber emeklilik fonları kuruldu. Bu emeklilik fonları gün geçtikçe büyüdü ve devam etti. Ta ki 2013 yılına kadar belli bir seviyede kalarak büyümesini sürdürdü. Tabii 2013 yılı itibariyle beraber çok önemli bir adım atıldı, evet. Malumunuz olduğu üzere. Devlet katkısı. Bir milat gibi değerlendirmek lazım. Bravo. Oraya. Aynen öyle, bir milat olarak görüyoruz ki dün açıklanan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan temel değişimlerden biri de bu oldu az önce ifade ettiğimiz gibi. Ne oldu? Her 100 liralık, örnek vermek gerekirse, her 100 liralık katılımına devlet, ben dedi ki 25 lira da ben katkı sağlayacağım dedi. Artık yeni yapıyla beraber 30 lira katkı sağlayacağım diyor. Bir şekilde tasarrufu teşvik etmek. Aslında biliyorsunuz hep konuştuğumuz şey, Türkiye'deki en büyük sıkıntı tasarruf eksikliğinden bahsederiz. Bunun aynen bir şekilde sağlanmaya çalışıldığı, teşvik edilmeye çalıştığını görmüştük. Aynen öyle. 2013 yılı itibariyle devlet katkısında sisteme dahil olmasıyla beraber çok ciddi bir ivmelenme yaşandığını görüyoruz bireysel emeklilik sisteminde. Biraz sonra rakamlara da yer veriyor olacağım. Bu devlet katkısını aslında bir örnekle izah etmek isterim. Bizi dinleyen ve izleyen izleyicilerimizin aklında daha net oturması açısından. Bugün bireysel emeklilik sistemine gittiniz, bir emeklilik şirketinde sözleşme sahibi oldunuz. Bir emeklilik planına dahil oldunuz ve bu emeklilik planı dahilinde belli fonları oluşturdunuz planınızda. 100 lira, basit örnek olmak açısından söylüyorum. 100 liralık bir katkı yaptığınızda bu 100 liralık katkı zaten sizin oluşturduğunuz fonlarda bir taraftan değerlendirmeye devam ediyor. Aynı zamanda bu 100 liralık katkınızın üzerine devletimiz de diyor ki 25 lirada artık yeni yapı itibariyle 30 lirada ben katkı sağlayacağım ve bu katkı da yine aynı şekilde değerlemeye devam edecek. Çok basit bir ifadeyle bugün sabit getirili menkul kıymetlerde veya işte risk seviyesi düşük kıymetlerde değerlendirdiğinizde %10 ile 15 arasında bir getiriyi zaten fonunuz sağlıyor olacak sizlere. Ki bu hisse fonlarda, kıymetli maden fonlarında, değişken fonlarda risk algısına göre katılımcıların çok daha yüksek getiri imkanlarına sahip olabilmekle beraber bu getirinin üzerine %15'in üzerine %25'te devlet katkısı artık %30. Biriktirdiğimiz zaman yaklaşık bir yılda 100 liralık katkınızın 150 liraya ulaştığını görüyoruz. Bu çok değerli, çok önemli. Özellikle hükümetimizin ve devletimizin düşük faiz ortamını desteklediği bu ortamda %50'lik getiriler aslında çok değerli ve önemli bir hale geldi. Dolayısıyla burada bizi izleyen, dinleyen katılımcılarımızın ufak, büyük, ne tutarda olursa olsun bireysel emeklilik sistemine bugünden başlayarak katkı yapmalarını bekliyoruz ve istiyoruz. Büyüklüklere geçecek olursak ben çok kısaca o bilgileri tabii, vereyim. Hı hı. 2020 yıl sonu itibariyle emeklilik fonlarının toplam büyüklüğü 171 milyar TL'ydi. Cenk Bey, bugün geldiğimiz noktada inanır mısınız ulaşılan rakamlar 264 milyar TL oldu. Yani %40'a yakın bir değişim söz konusu ki bu her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Bu hem fon portföylerindeki varlıkların değerlemesiyle büyüyor hem de yeni emeklilik katılımcıların sisteme dahil olmasıyla birlikte büyüyor. Burada tabii 2003 yılında gönüllü bez sistemi kurulmuştu, onu söyledik. 2013 yılında devlet katkısının geldiğini söyledik. Bir üçüncü merhale aşamada, onu da söylemek isterim, 2017 yılında otomatik katılım sisteminin devreye girmesi. O biraz kafa karıştırmıştı o dönemde, insanlar sanki zorunlu şekildeymiş gibi algılamışlardı. Evet, aslında otomatik katılım sistemi ve bu aslında bir imkandı. Tüm ülkemizde faaliyet gösteren gerek kamusal gerekse özel sektör şirketleri bu sisteme başlangıç itibariyle dahil oldular. İsteyen katılımcılar da bu sistemden 2 aylık süre içerisinde cayma hakkını kullanabildiler. Kullananlar oldu, devam edenler oldu. Hı hı. Baktığınız zaman burada da önemli bir birikim sağlanmış oldu. Yani gönüllü bez, devlet katkısı ve üçüncü adım olarak otomatik katılım sistemi sektörün büyümesine çok önemli bir katkı sağlamış oldu ki şu an ulaştığımız nokta 264 milyar TL emeklilik fonlarında. Bunun önemli bir kısmı gönüllü bez tarafından kaynaklanıyor. Şöyle ifade edeyim, emeklilik fonlarının kendi büyüklüklerine baktığımız zaman altın fonları, değişken fonlar ve devlet katkısı fonlarının ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz ki şu an ülkemizde şöyle ifade edeyim, 375 adet bireysel emeklilik fonu var. Bu 375 fondan istenilen alınabiliyor. Bireysel emeklilik fonları arasındaki fark nedir? Yatırımcılar şimdi bunu ayırt edemeyebilirler. Şöyle, bireysel emeklilik fonları emeklilik şirketleri tarafından kurulmuş olan ve emeklilik şirketlerinin çözüm ortağı olarak anlaşmış olduk. Portföy yönetim şirketlerini yönettirdikleri fonlar. 375 tane fon var. Bir bireysel emeklilik fonunu alabilmek için bir emeklilik sistemine dahil olmanız ve emeklilik planınızın olması lazım. Yatırım fonları tarafında ise yatırım fonları sektörü tutarsal olarak da fon adedi olarak da daha geniş bir yelpaze.
Yatırım fonlarının kuruluş yetkisi sermaye piyasası kurulmuş tarafından portföy yönetim şirketlerine verildi ama aracı kurumlar, bankalar vasıtasıyla bugün her bireysel, kurumsal müşteri bunları yatırım kuruluşlarından temin edebiliyor, alabiliyorlar. Mobil aplikasyonları alabiliyor, web siteleri alabiliyor. Şu an yatırım fonları tarafında 810 adet fona ulaşılmış durumda. Yani iki katı kadar var. Tabi burada biraz sonra ifade edeceğiz. TEFAS'ın, BEFAS'ın ne tür katkıları oldu? Yani yatırım fonları sektörü büyüdü ama burada yine Takas Bank nezdinde kurulmuş olan ve işletilen TEFAS platformunun yatırım fonları sektörüne nasıl katkıları oldu? Bunları biraz sonra konuşuyor olacağız. Yani aradaki farkı insanlar bir daha yatırımcılar daha net anlasın diye. Bireysel emeklilik fonu bugün alıp hemen yanı satabileceğimiz bir fon olarak değil, uzun vadeli bir plan çerçevesinde alıp aldığınız, tuttuğunuz bir fon gibi, sistemden çıkmak istediğiniz zaman satabildiğiniz bir fon gibi görmek lazım. Yatırım fonlarını bugün alıp yarın da satabilirsiniz. Evet. Sürekli trade edebileceğiniz, alım-satım, boşta duran paranızı orada kısa vadeli değerlendirebileceğiniz yapı olarak algılamak lazım. Aralarındaki en büyük fark bu bence diyelim. Peki Takas Bank'ın BES sistemindeki payı nedir, özelliği nedir? Yani burada nasıl bir katkı sağlıyor? Kimlere güvence altına alıyor? Hangi noktalarda destek veriyor diyelim? Tabii şöyle ifade etmeye çalışayım. Takas Bank bireysel emeklilik sisteminin rolüne geçmeden önce belki Takas Bank'ı şöyle bir iki cümleyle ifade edeyim sizlere. Takas Bank İstanbul Takas ve Saklama Bankası ismiyle müsemma. Evet. Ülkemiz sermaye piyasalarına merkezi takas, merkezi saklama hizmeti veriyor. Aynı zamanda yatırım bankacı lisansıyla bankacılık hizmetleri de sağlıyor. Tabii bu merkezi takas hizmetinin yanı sıra teminat ve risk yönetimi hizmeti de vermekte ve merkezi karşı taraf fonksiyonu var. Bugün hizmet verdiğimiz piyasalar başta Borsa İstanbul olmak üzere, Borsa İstanbul'un bir iştirakiyiz biz aynı zamanda. Borsa İstanbul piyasaları, Takas Bank'ı kendi işlettiği piyasalar ve bunun yanı sıra üçüncü taraflara, işte enerji piyasasına, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na gibi kurumlara verilen takas ve teminat yönetim hizmetlerine. Saklama tarafına geçecek olursak, bireysel emeklilik operasyonu, bireysel emeklilik saklamaları Takas Bank nezdinde yapılıyor. Bunun yanı sıra diğer kolektif yatırım kuruluşlarına, yatırım fonlarına da kaydı saklama hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra yine SPK tarafından yetkilendirilmiş portföy saklama kuruluşuyuz. Bu hizmetimiz var. Aynı zamanda uluslararası saklama hizmeti veren bir kuruluşuz. Tabii bireysel emeklilik fonları tarafında Takas Bank'ın rolüne geçecek olursak, Takas Bank 2003 yılından bu yana, yani bireysel emeklilik sisteminin kurulduğundan bu yana, faaliyete geçtiği günden bu yana sisteme saklayıcı sıfatıyla hizmet veren bir kuruluş. Bu ne demek? Bireysel emeklilik şirketlerine, bireysel emeklilik fonlarına, portföy yönetim şirketlerine ve bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına hesap açılışı işlemleri yapılarak gerek emeklilik şirketlerinin gerekse bu fon varlıklarında yer alan varlıkların saklama vazifesi Takas Bank nezdinde gerçekleştiriyor. Aslında Takas Bank sistemin bir güvencesi Cenk Bey, böyle ifade edebiliriz. Bireysel emeklilik sistemi işte bugün için hem sermaye piyasası kurulumuz tarafından hem sigorta emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu tarafından, aynı zamanda emeklilik gözetim merkezi tarafından zaten belli regülasyonlara ve denetlemelere tabi. Bunun yanı sıra Takas Bank tarafından oluşturulan bu güvence sayesinde de emeklilik planı katılımcıları gönül rahatlığıyla emeklilik fonlarına yatırım yapabilme imkanına sahiptirler. Bireysel olarak mı saklama yapılıyor yoksa kurum bazında mı saklama yapılıyor? Mesela hisse senedinde bireysel olarak saklama yapılabilir. İstediğiniz zaman kitleyebilirsiniz. Hisse senediniz satma aracı kurum sizin onun üzerine herhangi bir etki uygulayamaz sizden izin almadığı sürece. Burada da aynı sistem mi uygulanıyor yoksa başka bir yapım var? Bir katılımcı bazında bunların saklaması gerçekleştiriyor Takas Bank nezdinde. Bugün bireysel emeklilik sistemine dahil olan, emeklilik planına sahip olan bir katılımcının fon varlıkları Takas Bank nezdinde bireysel anlamda saklanıyor. Aynı zamanda emeklilik şirketi düzeyinde de bu saklamalar gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra bizim bireysel emeklilik katılımcılarına sunduğumuz şöyle de bir hizmet var Cenk Bey. Biz hem Takas Bank ekranları vasıtasıyla hem de e-Devlet uygulaması vasıtasıyla bireysel emeklilik katılımcılarının emeklilik planlarını görüntüleyebilme, hangi fonlar var içerisinde, fonların içinde hangi varlıklar, bunları görüntüleyebilme imkanını sunuyoruz katılımcılara. Bu aynı zamanda mobil aplikasyon vasıtasıyla da katılımcılara sunduğumuz diğer hizmetlerden biri. Burada peki şunu sormak istiyorum, dikkatimi çeken bir faktör olarak. Bireysel yatırımcılar bu fonları bulurken daha önce TEFAS'ı kullanıyorduk. Bu TEFAS'taki sistem fonlar açısından bir handikap getirdi mi, fon sayısında azalma yol açtı mı, daha başarılı olan fondan öne çıkması gibi bir faktör oluştu mu, aşağıdaki bir konsolidasyon getirdi mi? Onu merak ediyorum öncelikli olarak. Onu açıkçası şöyle ifade etmek lazım. TEFAS sektörü çok ciddi bir dinamizm getirdi Cenk Bey. Rekabeti had safhaya getirdi aslında. Aynen öyle.
Tabii yatırım fonları sektörü çok daha eskiye dayanıyor ama 2015 yılı itibariyle TEFAS'ın kuruluşuyla beraber sektörü etkin bir rekabet ortamını getirdi. Sektörü dinamizm getirdi. Burada daha küçük ölçekli portföy yönetim şirketleri yüksek performans sağladıkları fonları TEFAS sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaşma imkanına sahip oldu. Tabii bu vesileyle büyük portföy yönetim şirketleri de büyük işte büyük ölçüde banka iştirakleri diyebiliriz bunlara. Daha böyle dinamik bir yapıya ayak uydurmak istediler. Bunlara da şu katkısı oldu. Küçük portföy yönetim şirketlerinin bu etkin portföy yönetim yapıyor olması büyük şirketleri de harekete geçirdi. Hantallı ortadan kaldırdı. Hantallı ortadan kaldırdı diyebiliriz ve bunların da yönetim altındaki varlıkların büyümesini sağladı, yol açtı. Bunu sağlamış oldu. Dolayısıyla TEFAS sektöre getirdiği en büyük yenilik rekabeti arttırdı. Dinamik bir yapıyı ortaya koydu ve fonların hem sayısal olarak hem fon varlıkları olarak büyümesine ciddi katkılar sağladı. Tabii buradan izninizle BEFAS'a tabii geçiş yapayım ben. Zaten oraya geçiş yapmak için bu pası atmıştım size. Teşekkür ederim. BEFAS'a geçiş yapayım. Tabii Takas Bank olarak biz TEFAS platformunun işletimini 7 yıldır yapıyoruz. 2015 yılından bu yana yapılıyor. Şimdi kuruluşundan bugüne kadarki geçen sürece baktığımız zaman yatırım fonları sektörünün büyümesine çok ciddi katkısı oldu TEFAS. İşte etkin rekabet ortamını getirdik. Takas Bank bu hizmeti güçlü altyapı teknolojisi sayesinde sağlıyor. Biz TEFAS platformunda Takas Bank Merkezi Kayıt Kuruluşu işbirliğiyle tam otomasyona bağlı bir şekilde ilerliyoruz. BEFAS, Takas Bank saklaması zaten Takas Bank nezdinde yapıldığı için emeklilik fonlarının tamamen Takas Bank nezdinde ve bünyesinde hayata geçirilen bir platform. BEFAS, bireysel emeklilik sisteminde yer alan fonların alınıp satılabildiği merkezi bir platform. Bugün bir emeklilik şirketine gittiniz, bir sözleşme oluşturdunuz ve bu sözleşme kapsamında bir emeklilik planına sahipsiniz. Bu plan dahilinde, burada da yeni bir yenilik var. Daha önce 6 kez fon değişikliği, plan değişikliği yapılabilirken 12 adet fon değişikliği, plan değişikliği yani yapılabiliyor. Yani bir yıl içinde, bir takvim yılı içinde 12 kez siz planınızı değiştirin. Yani hangi fona yatıracağınızı, işte kimi dönem, işte altında yükseliş bekliyorsunuz altına, kimi dönem hisse senedinde yükseliş bekliyorsunuz hisse senedi tarafına, yabancı para tarafında hareketlilik bekliyorsunuz, yabancı menkul kıymetli yatırım yapan, getirisi olan menkul kıymetli yatırım. Bu gibi bir değişim yapma 12 kez şansınız var. Bu 12 kez şansınız var. Yani ayda en az bir kez bu değişikliği yapabiliyorsunuz. O günkü konjonktüre göre ve kendi finansal hedeflerinize göre bu değişikliği yapabiliyorsunuz. Bu biraz herhalde finansal okuryazarlık gerektiren bir nokta olsa gerek mi? Evet, haklısınız. Finansal okuryazarlıkla alakalı olarak tabii finansal okuryazarlık finansal ürünler hakkında hem bilgi sahibi olmayı hem bu anlamda karar verebilme yetisine sahip olmayı da beraberinde getiriyor. Tabii burada 12 tane değişiklik yapmak ciddi bir imkan hak olarak tanınıyor. Hakikaten bu önemli bir süreç. Evet, çünkü şimdi herhangi bir emeklilik şirketinde bir emeklilik planınız var. Başka emeklilik şirketinin kurmuş olduğu fonların getirisinin daha yüksek olduğunu gördünüz. Çünkü bazı fonlarda özellikle işte değişken fonlar gibi, hisse senedi fonları gibi, fon sepeti fonları gibi yani risk seviyesi yüksek ama getiri seviyesine buna bağlı yüksek olan fonlarda fon performansları daha fazla öne çıkıyor. Kıymetli maden fonları da hakeza böyle. Daha iyi yönetildiğini düşündüğünüz başka bir şirket tarafından kurulmuş olan bir fonu BEFAS sayesinde herhangi bir farklı şirkette hesap açmadan, emeklilik planı kurmadan alıp satma imkanına sahip oldunuz bu yapıyla birlikte. Yani TEFAS'ın bireysel emeklilik sistemi versiyonu oldu. BEFAS sayesinde bugün A şirketinde bir emeklilik planınız varsa B, C, D şirketlerinin sunmuş olduğu fonları rahatlıkla alabiliyorsunuz. Artık yani sizin sadece üyesi olduğunuz kurum değil, istediğiniz emeklilik şirketi, demin bahsettiğiniz 15 tane var dediniz. Evet. 15 şirketin kurmuş olduğu herhangi bir fonu alma satma şansına sahipler. Bu evet. Süreç 1 Temmuz'da başladı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 1 Temmuz'da başlayan, peki burada demin bahsettiğiniz 300 küsür tane fondan bahsetmiştiniz. Bunların hepsine erişim şu anda mevcut mu yoksa bir kademeli geçiş sürecinden mi bahsediyoruz? Şöyle ifade edeyim Cenk Bey, bu bir kademeli geçiş olarak planlandı. Şu an için emeklilik şirketlerinin en yüksek katılımcısına sahip olduğu planlara BEFAS öncelik verildi. BEFAS platformundan fon alım satım yapma imkanı verildi. Aynı zamanda şu da var, otomatik katılım sisteminde yer alan fonlar, otomatik katılım sistemi değişken fonlar, otomatik katılım sistemi standart fonları yine 3 Ocak 2022 yılı itibariyle platforma dahil olacak. Şu an için platformda 138 adet fonumuz var. Bu 138 fona bireysel emeklilik planına sahip olan katılımcılar kendi emeklilik şirketlerine ulaşabiliyorlar. Hangi fonlar var? İzniniz olursa onları ifade edeyim. Burada hisse senedi fonları, menkul
kıymet fonları, kıymetli maden fonları, endeks fonlar, karma fonlar, değişken fonlar, kira sertifikası fonları şu an için BEFAS platformu vasıtasıyla alınıp satılabilen fonlar. Burada kademeli geçişte şunu da ifade edeyim. Tabii bazı emeklilik planı katılımcılarımızın, halkımızın belli bir kitlesinin faiz hassasiyetleri evet. var. Dolayısıyla bu fonları şu an 15 şirketimizin 15'i de faiz hassasiyeti olan katılımcılara yönelik planlar sunuyorlar. Bu fonların geçişi için de 1 Nisan 2020 tarihi 22 tarihi belirlendi ki burada mevcut şirketlerin diğer şirketlerin kurucusu olduğu fonları kendi, evet, kendi danışma kurullarından onayının alınması ve bu sürecin tamamlanması için biraz daha süre tanınmış oldu. 1 Nisan itibariyle inşallah şey olacak. Katılım bankalarının fonlarında katılım bankalarının kurmuş olduğu emeklilik şirketleri, iştirak olan şirketlerinde ya bunların müşterileri de BEFAS platformundan istifade ediyor olacaklar. Peki sektöre nasıl bir stopaj avantajı var BES sisteminde? Bir de son dönemde bu yaşla ilgili bir sınırlama vardı. 18 yaş altına indirilme gibi süreçler vardı. Ona da kısaca bir değinirseniz, süremizin sonuna yaklaşıyoruz çünkü. Tabii şöyle, şimdi BES sisteminde değerlendirilen tutarlar ana paralarıyla herhangi bir şey yok. Buradan kazanılan gelirler, nemalar, eğer sistemin içerisinde emeklilik tarihine kadar kalınacaksa, ki emekli olabilmek için de sistemden biliyorsunuz Cenk Bey, 10 yıl sistemde yani. Geçirmiş olmak ve 56 yaşına ulaşmış olmak lazım. Sistemde 10 yılı geçiriniz, 56 yaşa ulaştığınız zaman stopaj kesintisi sadece %5 ile sınırlı. Devlet katkısının tamamını alabiliyor herhalde. Evet, devlet katkısının tamamı alınabiliyor. Orada herhangi bir kesinti söz konusu değil. Vefat veya emeklilik halinde bu şekilde. 10 yılı doldurdunuz ama 56 yaşı bekleyemediniz. Sistemden ayrılmanız gerekti. Bu sefer %10'luk bir kesintiye tabi tutuluyorsunuz. Yaşı da beklemediniz, emekliliğiniz de dolmadı. Bu sefer %15'lik stopaj kesintisine tabi oluyorsunuz. Tabii 18 yaş altı ile ilgili şimdi bireysel emeklilik sisteminde son dönemde getirilen yeniliklerden en önemlisi belki de bu. Daha önce 18 yaşını doldurmuş olma şartı vardı emeklilik planına sahip olabilmek için. Şimdi yeni doğmuş bir bebeğe dahi emeklilik sistemine dahil edip plan yapılabiliyor. Bunun örnekleri de var, etrafımızda da bunlara tanık oluyoruz. Ve geçen 1 Temmuz'dan bu yana geçen zaman zarfında Cenk Bey, 100 binden fazla 18 yaş altı katılımcıya emeklilik sistemine dahil olduğunu ve plan açıldığını görüyoruz. 100 milyonun üzerinde de bir tutar 18 yaş altında birikti. Burada ciddi bir potansiyel var. Şöyle bir istatistik paylaşayım sizlerle. Ülkemizde 18 yaş altı 23 milyon kişi var. Yani bunların inşallah sisteme dahil oldukları zaman yeni hesap açılmasıyla yaklaşık 30 milyar TL'lik bir tasarrufun bireysel emeklilik sistemine dahil olmasını bekliyoruz. Tabii 18 yaş altı sisteme dahil olması ve BEFAS platformunun hayata geçiyor olması bireysel emeklilik sistemi son dönemde getirilen en önemli yenilikler ki dün çok daha güzel bir katkı daha ilan etti Sayın Cumhurbaşkanımız, artık %25 değil %30. Üçüncü bir yenilik ve katkı olarak da bunu ifade edebiliriz. Ben şöyle bilgiyi de paylaşayım izninizle program sonlanmadan. Biz geçtiğimiz günler içerisinde bölüm olarak çok sayıda bireysel emeklilik planı iptal etme yönünde telefonlar alıyorduk. Ama son 1-2 gün içerisinde artık emeklilik planının iptal edilmesi değil de emeklilik sistemine nasıl dahil olabilirim, burada katkılarımı nasıl arttırabilirim diye bize telefonlar geliyor. Biz emeklilik şirketlerine yönlendiriyoruz. Bana bireysel anlamda da çok sayıda, artık dün Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açıkladıktan sonra arayanlar, soranlar, sisteme nasıl dahil olabileceğini merak edenler oluyor. Burada hani yapması gereken katılımcıların hemen bir emeklilik şirketine müracaat etmeleri. Bugün tüm bankalarımız şubeleri vasıtasıyla emeklilik şirketlerine acentelik yapıyorlar. Herhangi bir banka şubesine gidip emeklilik planına dahil olabilirler. Bunları öneriyoruz bizler de. Çok teşekkürler Emre Koç Bey. Bizi bu konularda aydınlattığınız için tekrar görüşmek üzere efendim diyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli yatırımcılar, bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Takas Bank'tan BES ile ilgili gelişmeleri değerlendirdik Emre Bey'le. Tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşça kalın.